en az 10 kentimizde aşırı yağdı diyebilirim. Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Bursa, Manisa, Kars, İstanbul, Çatalca tarafı, Edirne tarafında bazı ilçelerinde Edirne'nin çok şiddetli yağdı. Gök gürültüleri vardı, fırtınalar oluştu yine. Bazı bölgelerde ani rüzgar çıktı. Kısa süreli yaz sağanakları aslında yeni model yağışlar diyebiliriz. Çünkü yıllar önce bu tür yağışlar yoktu. Artık Haziran ayları çok yağışlı geçmeye başladı. Uzmanlara göre Haziran ayı yağışlı geçecek. Sıcaklık da 25 derecelerde olacak. İstanbul ve yurt genelinde bu hafta sonu serin ve yağışlı. Hafta sonu hava serinliyor. Aralıklı olarak yağmur göreceğiz. Yine hafta sonunda İstanbul'da, Marmara'da, Ankara'da hep kısım kısım yağmur geçişleri olacak. Kapalı da bir hava var. Sıcaklıklarda biraz daha 25 derece ve altına doğru inecek. Pazartesi ve salı günleri yağışlar tekrar şiddetlenebilir. Türkiye'nin batısında önümüzdeki hafta şiddetli yağmur var. Batı kesimlerinde şiddetli yağmurlar olacak. Önümüzdeki 4-5 gün bu yağışlara karşı dikkatli olalım. Sıcak havayla birlikte geldiği için kısa süreli ama çok şiddetli yağıyor. Bazen yarım saat, 45 dakika ama yağışın miktarı 50-60-80 kilogramı bulabiliyor. Ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Korunaklı yerlerde yağışın geçmesini bekleyelim. Haziran ve Temmuz'da eğer bir yağış varsa her zaman temkinli olalım. Çünkü çoğu zaman su baskını veya sel tehlikesi oluyor. Uyarmak istiyorum, ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin. Çok hızlı bir şekilde sizi alıp götürebiliyor bu sular. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu tür kısa süren şiddetli yaz sağanakları devam edecek. Biz artık yaz aylarını böyle kısa süreli yağışlarla geçiriyoruz.